Karabük Demir Çelik işçileri istikrar paketinden fabrikayı kapatma kararının çıkmasına protesto yürüyüşüyle yanıt verdiler. Karabük'ün halkının kalbi durmuştur. O parlamenterler Türkiye Cumhuriyeti'ne Karabük'te ben seçim için geleceğim demesinler. Layet olmuş, işte de fabrikası bilmem nesi olmadıktan sonra ne yarar ki burası? Hiçbir işe yaramaz efendim. Benim tercihim bu kadar. Kapanması mümkün değil yani. Zaten kapatamazlar yani. Ne bileyim, Karabük ölüyor ya. Öyle de öldü yani Karabük. Peki. Başımız sağ olsun. Kesinlikle demir çelik işçinin sırtından zarar etmiyor. Bunu bütün Türkiye bilmesi lazım. Nasıl mantıkları alıyor? Ben hala düşünemiyorum yani şu demir çelik hayatında bir dükkan mı yapmışlar bunlar da kapatıyorlar ya? Şu demir çelik neyle yapıldı ya? Kolay mıdır yani demir çeliğin kapatılması? Bugün yüksek fırın, yani sinter, kok, kuvvet santralı son sistem. Hatta telefon santralı dahi son sistem. Neresi eski sistem bilmiyorum. O kişinin yeni sistem. Başbakanımız gelsin görsün. Bizim yaşantımız tamamen demir çeliğe bağlı olduğundan, başka bir sanayi, başka bir çalışma iş imkanı da olmadığından, demir çelik kapatıldığı an hükümet otomatikmen bir Güneydoğu, Hakkari, Çukurca, Şemdinli olayını Karabük'e kendi eliyle yaratmış oluyor. Yani kurmuş oluyor. Demir çeliğin kapanması demek Karabük'ün bitmesi demektir. Yani bunu yalnız kamyoncuyu veya işçiyi etkilemesi diye bir şey değil. Bu bütün Karabük halkını, esnafını, çiftçisini, köylüsünü, yalnız Karabük'ü değil, Karabük'ün etrafındaki çevre köyleri, çevre kazaları, vilayetleri hepsini etkiler. Yalnız Karabük'ün sorunu değil bu. Son kararların acısı mı daha çok canınızı yaktı, yoksa bu sıcaklık mı daha çok canınızı yaktı? Bizim bu sıcaklık bizim için önemli değil. Önemli olan şu fabrikayı çalıştırıp ekmeğimizi yiyebilmemiz önemli. Ben kendi namıma söylüyorum. Bu yaştan sonra, 32 yaşından sonra aç kaldığım zaman her türlü olayı yaparım. Her türlü eylemi yaparım. Gerekirse öldürürüm, ölürüm yani. Şu anda burada 150 ton çelik akılmakta. Bu bütün demir çeliğin çoluğunun çocuğunun hakkı. Hani şunu elimizden aldığı için nasıl çocuğun elinden sopayı vurursun da alırsın, biz o şekilde geliriz. Bakın şurada 1600 derece sıcağın altındayız. Hani şu işletmeler kapandığı zaman hepimiz açıkta kalacağız. Bu olacak iş değil yani. Karabük'ün kalbi burada, yani demir çelik tesislerinde atıyor. Karabük halkı da yıllarca yaşamlarını buraya bağlı olarak sürdürmüşler. Ancak hükümetin aldığı son kararlar bu kalbin durdurulmasına ilişkin olunca halk da isyana gelmiş. Bir kısmı her koşulda bu kararlara direneceklerini söylerken, bir kısmı da fabrikanın kapatılmasının aynı zamanda şehrin ölümü anlamına da geleceğini söylüyor. Hepsi birden tepkilerini ise ölmüş bir insanın ardından yas tutar gibi göğüslerine taktıkları bu kara kurdelalarla belirtiyorlar.